Olga bu mektuptan ayrılamıyordu. Ek bölümünü ise hemen herkes okuyordu. Mityasını aşkından hem mutlu hem endişeliydi. Kendini kınıyordu. Neden sinirleniyorum? Cephedeyken hiç korkmazdım. Onun için şimdi ise korkuyorum. Ama haydutlar varmış orada. Olsun kimse dokunamaz ona. Çinilerin bizi nasıl sevdiğini yazmıyor mu? Yazın izin alır gelir. Gelmezse eğer ben giderim oraya. Ne olursa olsun görüşmeliyiz. Ne güzel yazmış. Birbirimize bakıp hiçbir şey konuşmadan sevineceğiz. Mutlu olacağız. Maya Mihailovna. Nuh'un gemisi sakinlerine Çinlilerin olağanüstü insanlar olduklarını. Yalnız Mitya'nın yazdığına göre çorbayı yemeğin sonunda içtiklerini. Amerikalıların orada hiçbir muzırlık yapamayacaklarını. Çünkü Çinlilerin çok güçlü olduklarını uzun uzun ve ayrıntılarıyla anlatıyordu. Mineev Olga ile annesini yeni yıllarını telgrafla kutladı. Şubat sonlarına doğru ise Olga Mineyev'den üzerinde Kore pulu bulunan bir mektup aldı. Yaşantımda bazı değişmeler oldu. Piyanhiyan'daki ticaret temsilciliğimizin hukuk danışmanı dizanteri olmuş. Sonra da durumu ağırlaşmış. Yaşlı bir adamdır kendisi. Bu yüzden onu Moskova'ya yolladılar. Beni de buraya aldılar. Üzüldüm. Çin'den ayrıldığıma topu topu 3 aydır oradaydım. Yeterli bir süre değil bu Çin'i tanımak için. Ama Çin'de benimle birlikte iki hukuk danışmanı vardı. Bu bakımdan birimizin buraya gelmesi gerekiyordu. Yeni bir ülke daha. Eğer buraya doğruca Moskova'dan gelseydim yine birçok şeye şaşırabilirdim. Ama Çin'le çok ortak yanı var buranın. Tabii ayrılıklar da. Yeni bir piyan doğuyor. Tıpkı bizdeki gibi kocaman apartmanlar yapmışlar. Ama ben eski bir Kore evinde oturuyorum. Odalar veranda gibi aydınlık. Isıtmaları da kendilerine özgü. Döşemeyi ısıtıyorlar. İşim fazla değil. Dinleniyor. Geziyorum. Bazen evde oturup düş kuruyorum. Sakin, sevimli, sessiz bir ülke. Korelilerin dediği gibi. Sabah dinginliği ülkesi. Sizleri özledim. Ağustos'ta muhakkak izin vereceklerini söylediler. Olga zarfa baktı. Küçük bir not buldu. Olgacığım hep seni düşünüyorum. Kavuşmamıza 6 ay var daha. Korkunç bir şey bu. Sensiz geçecek 180 gece ve gündüz. Seni kucaklayarak uyuyorum. Uyanıyorum. Sen yanımdasın. Bir insanın bunca aşık olabileceği aklımın köşesinden geçmezdi. Hepsi bu kadar. Maria Mihailovna telaşlanmıştı. Yine mi Amerikalara yollamışlar onu? Olga onu yatıştırdı. Halk Cumhuriyeti orası. Hiç Amerikalı yok orada. Olgacığım karıştırmıyor musun? Gazetede vardı. Ordu besliyorlarmış orada. Evlerine dönmek istemiyorlarmış. Güney Kore senin dediğin. Mitya kuzeyde. Sen daha iyi bilirsin tabii. Tek ki Amerikalı olmasın da ne olursa olsun. Gece Olga Mitya'sını yaşadığı uzak kendi gözünün önüne getirmeye çalıştı. Döşemeleri ısıtmalarından başka bir şey yazmamış. Belki şimdi sabahtır oralarda. Kalkmış işine gidiyordur bense onu uykulu, ılık kucaklamak istiyorum. Başına bir şey gelmesin de ne olursa olsun. Eğer aşkın koruyucu gücü varsa hadi korusun. Mineyev gerçeği yazmış Dolga'ya. Sakin bir yaşayışı vardı Piyanliyan'da. İşinden evine döndükten sonra masanın başına geçiyor bazen yazıyor. Bazen derin bir dalgınlıkla saatlerce oturuyordu. Savaş yıllarına ilişkin bir kitap yazma arzusunu yine duymaya başlamıştı. Amerika'da yaşadıkları donuklaşmış, gerilerde kalmıştı. Onların yerine kırmızı kalemle çizik çizik olmuş bir haritaya asık yüzle bakan Osip, "Oka, rozayı ver!" diye bağıran bağlantı eri Olga almıştı. Daha canlı, daha yakın görünüyordu bunlar şimdi Mineye ve. Olga'ya daha söylememişti düşündüğü kitabı. Söylerse bir daha yazamayacağından korkuyordu. Bir planı yoktu. Kişileri, olayları, heyecanlarını anımsıyor ve bunları öylece yazıyordu. Masasının çekmecesi birbirleriyle bağıntısız notlar alınmış kağıtlarla doluydu. Hele bütün notlarımı bir çıkarayım sonra düşünürüm bunlara ne yapacağımı diyordu kendi kendine. Bazen hiç ara vermeden tan yeri ağrana kadar yazıyor. Bazen de ya gülümseyerek ya kaşları çatık odayı adımlıyor. Geçmişin anılarına gömülüyordu. Bugün geç dönmüştü işten. Kulüpte uluslararası duruma ilişkin bir konferans vardı. Sonra da film göstermişlerdi. Daha sonra da Sobalev ile çay içmişti. Sobalev Korelilerin büyük başarılar elde ettiklerini anlatmıştı. Hınnam kombinasında elde edilen sonuçlar çarpıcıydı. Her yerde ateşli bir çalışma göze çarpıyordu. Aralıktan başlayarak genel öğretime geçirmişti. Bu arada Amerikalıların da tek durdukları yoktu tabi. Geçenlerde ile geçirilen çete üyeleri Amerikalı bir binbaşının Pyongyang Üniversitesi'ne havaya uçurmaları için kendine para verdiğini anlatmışlardı. Gerçi milletin kanına giriyorlar dedi Sobali. Ama ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar yine de hayat yoluna giriyor. Evine dönerken bile ev geleceği düşünüyordu. Daha çok acı çekmemiz, çok şeylere katlanmamız gerekiyor. Bu fırtınadan sonraki çırpıntı da olabilir. Yeni bir tufanın başlangıcı da. Ancak evine gelip de masanın üzerinde notlarını görünce her şeyi unutup ve bir süredir yaşadığı öz dünyasına döndü. Dün yazdığı son satırı okudu. Binbaşı çevirmen Krans'a başka sorun yok dedi. Bunun üzerine herkes tutsağın çevresini sardı. Değişik, tuhaf bir dış görünüşü vardı Krans'ın. Dar, yağız bir yüz, kocaman ve kopkuyu gözler bir bedeviyi andırırdı. Kızlar kendisine baktıkları zaman onlara karşı kayıtsızmış gibi göstermezdi kendini ama ilgi de göstermezdi, az konuşurdu. Ama bir gece sabaha kadar oturmuştuk kendisiyle. Coşmuştu o gece. Hitler'in tutsakları yaptıklarından konuşmuştuk. Sonra söz şiire gelmişti. Ben Heine'i sevdiğimi söylemiştim. Meğer hainin bütün şiirlerini ezbere biliyormuş. Hem Almancalarını hem Rusça çevirilerini. Şimdi bile gülünç geliyor insana. Kazamatlar, mayınlar, mermiler. Yani rezilin ta kendisi ve üstelik Almanların şafakla birlikte. Ucuma kalkacağı kesin. Oysa Kranz kendinden geçmiş. Heyecanlı lirik intermezzo'yu okuyor. Sonra da Lermontov'dan okumaya başlamıştı. Bir gerçek duygusu vardır yüreğinde insanın. Kutsal sonsuzluğunca tohumun, sınırsız boşlukları, yüzyılın akışını bir anda kavrayıp kucaklayıveren. Teğmen Robler güzel okuyor demişti tıpkı aktörler gibi sonra telefon gelmişti saldırıya geçtiler. Rublev sövmüştü. Parazitler adama doğru dürüst bir şiir bile dinletmiyorlar. Desna da öldürülmüştü Rublev. Minayev yazmaya başladı. Alman'a çorba getirdiler. Ne zamandır bir şey yememiş olacak ki gözleri parlayıverdi. Bükemediği parmaklarıyla tası tutup içmeye başladı. İvedi ivedi ve höpürdeterek içiyordu çorbayı. Ömürlerinde yemek yiyen insan görmemişler gibi herkes çevresini almış onu izliyordu. Sonra Ruhle, Fransa, sonra dedi. Niye gelmişler ahmak herifler ta buralara kadar? Ben Rus'um, bu toprakların çocuğuyum. Ama buralara ilk kez geliyorum. Ne istiyorlarmış? Dar mı geliyormuş memleketleri kendilerine? Söyle ona, küçücük bir adam o. Bizim memleket ise kocaman. Haritaya baktığım zaman gözlerim bile kucaklayamıyor. Birinci Esin bulunduğu yerleri hadi İyi kötü biliyorum diyelim. Boleros ya da bulunmadım ama. yazmadı savaştı. B harfinin bulunduğu yerleri ise gözümde canlandıramıyorum bile. Cazov'un dediğine göre kaplanlar varmış oralarda. Kaplanı da yalnız resimde görmüşlüğüm vardır benim. Söyle ona. Kendisi dünyanın en aptalıdır. Alman boş kaseyi bıraktı çekine çekine Rublev'e baktı. Onun gülümsediğini görünce o da gülümsedi. Rublev Alman'ı göstererek sor bakalım dedi Kransa. Neden hiç konuşmuyormuş? Alman'ın gülüşü yüzünde dondu. Üzüntülü üzüntülü sümkürdü. Granson'a sigara verdikten sonra Rübrevi bu sorunu yanıtlamaz dedi. İki saat sorguya çektim onu. Ne sorarsan sor verdiği yanıt hep aynı. Buna benim aklım ermez. Böyle şeyleri anlamam. Ama Berlin'e vardığımız zaman anlayacaktır sanırım. Tutsağa götürdüler Jaro. Pire gibi bir şey dedi. Oysa ne çok acı verdiler insanlara. Mine Yevjarov'u anımsıyordu. Uzun boylu, gözü pek sövmeyi seven bir adamdı. Don yakınlarında İtalyanların burnunun ucuna kadar sokulmuştu. Yazmak gerekti bunu. Jarov canı sıkkın dönmüştü. Teğmen ne oldu diye sordu. Jarov tamam dedi. O zaman canın niye sıkkın diye sordu Teğmen. Jarov gülmeye başladı. Alçak herif süründüm yanlarına kadar bir de baktım. Birisi şarkı söylüyor ama nasıl anlatılmaz. Adamın yüreğini işleyen bir ses. Beş dakika uzandığım yerde onu dinledim. Sonra bir öfke kapladı içimi. Neden, neden şarkı söylüyordu namussuz herif? Attım bombayı. O kadar güzel söylüyordu ki ama teğmen yoldaş. Kendime gelemiyorum bir türlü. Krans bir gün bir İtalyan kaçak getirmişti. O da çok güzel şarkı söylüyordu. Salabretli bir köylü demişti. Krans imzasını atmasını bilmiyor. Kendisi her profesörlerden değil yani. Ama kafası öyle çalışıyor ki. Minayev'in düşünceleri yeniden Kranz'a döndü. Sakin olmasına sakindir derdi Lina onun için. Ama ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Rostov'dan çekilmemiz sırasında birden durdu bu. Bağırmaya başladı. Ben gitmiyorum. Domuzluk bu. Canlarını okumak gerek bu tereslerin. Yoksa onlardan kaçmak değil. Kudurmuş gibiydi sanki. Minayev masanın başından kalktı. Odayı adımlamaya başladı. Kransın nasıl yaralandığını anımsıyordu. Binbaşı Teğmen Kovalenko'yu Teğmen komutanlığını göndermişti. Mor dolaylarında Almanların karşı saldırıya geçtikleri sıradaydı. Durum berbattı. Almanlar bütün güçleriyle sağdan bir darbe indirmişlerdi. Alay parçalanı vermişti. Bağlantı yoktu. Dört yandan ateş yağmuru altındaydılar. Kendini o kadar tutmasını bilen Osip bile şaşkına dönmüştü. Derken birden Krans ortaya çıkmış, "Binbaşı Yoldaş," demişti. "Tümen komutanlığına gitmeme izin verin. Almanlardan ele geçirdiğimiz mektubu tümene iletmek gerek." Osip ona mektubu Kovalenko'ya verdiğini söylemişti. Krans ise mektubu kendisinin alması gerektiğini, çünkü yazının okunaksız olduğunu, generalin çevirmeni yeni ve tecrübesiz olduğu için içinden çıkamayacağını söylemişti. Pekala git bakalım demişti Osip elini sallayarak. Krans bu kez de tümen komutanlığına kadar gitmenin çok zor olduğunu çünkü açık bölgeden geçileceğini Kovalenko'nun gitmesine hiç gerek olmadığını kendisinin generale her şeyi bildirebileceğini söylemişti. Razı olmuştu binbaşı. Gerçekten de neden? iki kişiyi birden göndermeli. Krans General Zukova kadar sağ salim varabilmişti. Yaralanması ertesi gün. Sürünerek geri dönerken olmuştu. Bir kurşun karnını parçalamıştı. Bizimkiler öldü demişlerdi. Nestayanov kurtarmıştı onu. Olağanüstü bir hekimdi Nestayanov. Neden keseceğiz demişti kransı göstererek. Gerçek hayatta mucizelere yer yok. Ama yine de kesmişti. Ne çok insan kurtarmıştı. Sigara içmezdi ama dişlerinin arasında hep bir ağızlık tutardı. Gülümseyerek. Düşümde içiyorum derdi. Nestayanov'u da yazmak gerek. Epey sonraları Berlin'e girdiğimiz sıralardaydı. Kovalenko harita getirmişti o Bizde Biz de gecelemesi için alıkoymuştum Kovalenko'yu. Birlikte yemek yemiş içki içmiştik. Ben söz arasında Kranz'dan mektup aldığımızı yeniden aramıza katılacağını söylemiştim. Kovalenko heyecanla yerinden fırlamış önündeki vodka bardağını devirmişti. Ben ömrümde öyle adam görmedim diye bağırmış ve anlatmıştı. Ben de gerçekten inanmıştım bir Alman mektubu götürdüğüne. Daha sonra Zikov'un yaveri anlattım. Yani mektup falan yokmuş. Generale gidip binbaşı Alper'den görevle geldiğini söylemiş. Hepsini kendi uydurmuş. Senin anlayacağın. Bundan önce bir gün kendisiyle oturmuş konuşuyorduk. Daha doğrusu ben kendimi koy vermiş felsefe yapıyordum. O da susuyor ve dinliyordu. Hepimizin morali bozuktu. Anımsıyorsun. O sıralarda olanları değil mi? bile ilerliyorduk. Berlin'e gidiyor gibiydik sanki ama Almanlar Ansızın bir darbe indirmişlerdi. Neredeyse Kiev gidecek elimizden. Krans işleri bitiktir artık diyordu. Çok az ömürleri kaldı. Ben de ama arada bizim canımıza okuyacak zamanları olacak dedim. Ben öyle ötlek takımından değilimdir. Ne Stalingrad'da ne de hatta kafamın içinde böyle bir duygu hiç duymamışımdır. Burada ise işin sonu yaklaştığı için bir tuhaf olmuştuk. Sonra moral bozukluğu da etkisini göstermişti. Dört gecedir hiç uyumamıştık. Sonra başka şeylerden söz etmeye başladık. Çepe gerisinden, savaşın ne zaman sona ereceğinden. Ben kaybi eve aktarılan karımdan, kızımdan söz ettim. Onların yeniden Kiev'e dönmek isteyeceklerinden. Kiev'in ise şimdi bir cehennem ateşiyle çevrili olduğundan. Kranz birden gülmeye başladı. Dünyada kimsesi olmadığını yani ölümünü kimseye koymayacağını söyledi. Hiç dikkatimi çekmedi sözleri. Her gün bir sürü insanın yaptığı türden gevezelik sandım. Oysa çılgın oğlan benim yerime gitmiş. Öğrendiğim zaman nasıl yıkıldığımı anlatamam. Söyle bana ne biçim bir insan bu Krans? Döndüğünde Krans'a Alman mektubu hikayesini neden uydurduğunu sormuştum. Kıpkırmızı kesilmiş konuyu değiştirmişti. Muhakkak yazmalıyım Krans'ı. Kovalenko karısının fotoğrafını göstermişti. Gözleri belli belirsiz şaşıya çalan güzel bir kadın. Volga'ya inen dik yamaç buzlar içinde çocuklar buradan aşağıya kayıyorlar. Kovalenko'nun karısı camık hohluyor. Buz çözülüp hafif bir leke biçimini alıyor. Mektup bekliyor Kovalenko'nun karısı. Bu mektupları da yazmak gerek. Üçgen biçimi katlanmış cephe mektuplarını. Kranz'ın hiç kimsesinin olmadığı gerçek mi? Benden önce ters olmuştu. ne yapıyor acaba şimdi? Lina'nın söylediği çok doğru. Kudurmuş bu çocuk. Ya Lina hep gülümserdi küçük küçüktü dişleri ağzında pırıl pırıldı. Minayev odanın bir köşesinden öbür köşesine gidip geliyordu. Oda dar gibi geliyordu şimdi kendisine insanla doluydu sanki. Uzun uzun Osip'le konuşuyordu örneğin. Bütün yakınları ölmüştü Osep'in. Anası, karısı, çocuğu. Oysa yakınlarını yitiren başkalarını avutuyordu. İnsanlarımız böyle işte bizim. Onların nasıl dayanıklı oldukları Amerikalıların anlayabileceği bir şey değil. Chopo Valov elinden yaralanmıştı. Oysa hep makinalasını sayıklıyordu. Daha Rosoş'tan geri çekildiğimiz sıralarda Zoribin düş kuruyordu. Berlin'e vardığımızda namussuzum. Tam bir hafta deliksiz uyuyacağım. Mine ev yazmaya başladı. Çevirmen kransın kara fırça gibi saçları vardı. Bağlantı eri Katya. Kars adını takmıştı ona. Jitomir yakınlarındaydık. Tabur dik bir tepenin yamacını siper almıştı. Islak yapraklar, bellenmiş toprak, mezarlık kokusu. Mineyev kalevini bıraktı. Pencereye baktı. Şafak söküyordu. Gri, yeşil renkler içinde her şey bir düzserliğin gizemliliğine bürünmüş gibiydi. Moskova'da şimdi akşamdır. Olgacım yatağını hazırlamış. Uyumak üzeredir. Nasıl da küçücük bir kıza benzer uyurken yeniden yazmaya başladı. Krans binbaşı raporunu verdi. Kalem elinden düştü. Yeşilimsi bir renk alan pencerenin önünde Krans duruyordu. Uykuyla uyanıklık arasında onun tok sesini duydu Mineye. Sınırsız boşlukları, yüzyılın akışını bir anda kavrayıp kucaklayıveren. Şubat ayı tipiliydi. Yollar kardan tıkanmış toprak kalın bir kar tabakasıyla örtülmüştü ama Grans ve Vera'nın aşkları hala o fırtınalı yaz gecesini andırıyordu. Ağustos'ta Vera bölge başkanı Semerkin'den tarım makineleri fabrikasının yanındaki okula naklinin mümkün olup olmadığını sordu. Semerkin öfkelendi. Oldu olacak şunu öğretim yılının ortalarında söyleseydiniz. İlk vardı bir dilekçe verin düşünelim. Semerkin kötü bir adam değildi. Düzenliliği severdi yalnızca. Evlenmek ne su baskınıydı ne de yangın. Eğer kendisi yarın ne yapacağını bilmezse, Trubnikova okulda disiplini nasıl sağlardı? Hayır, varsın yaza kadar beklesin. Eğer Goşkov emekliye ayrılırsa o zaman naklederiz. Vera Semerkin'la konuşmasından hiç söz etmedi Kransa. Yalnız bir kez ayrılırken duyulur duyulmaz bir sesle "Birlikte olacak mıyız biz seninle?" diye sormuştu. Çok seyrek ancak bir takım rastlantılar sonucu görüşebiliyorlardı. Ya sovhozdan fabrikaya bir araba geliyordu ve Vera'ya haber veriyorlardı böyle bir araba olduğunu ya da Kranz arada bir Pes Rüşkina'ya e kadar uzanacak zaman bulabiliyordu. Yeni yıl günü Vera istasyona gitti. 30 kilometreydi yürüdüğü yol. Fabrikanın az ilerisindeki bir istasyonda duran Moskova treni yetişebilmek için tipi de kimi zamanda düşe kalka koşup durmuştu. Ancak tren geç gelmişti ve Vera soğuktan buz kesmiş heyecanla Kranz'ın odasına girdiğinde saat gecenin ikisiydi. Masanın üzerinde bir şişe ve iki bardak duruyordu. Kranz çalışıyordu. Yeni yılın kutlu olsun dedi. Vera sonra bardakları gördü ve şaşırarak birini mi bekliyordun diye sordu. Kranz gülümsedi. Evet seni gelemeyeceğini düşünüyordum ama yine de bekliyordum. İki sevgili ayırmak için her şey elbirliği etmişti sanki. Cranston işi artık gündüzleri oturuyor, geceleri ise Patos Projesi üzerinde çalışıyordu. Okul, kardan kapanan yollar, karın erimesiyle çamur deryasına dönen yollar, yollar. Buluştuklarında üstü kapalı sözler, gizli serzenişler, karşılıklı koşkularla birbirlerine acı verirlerdi. Birlikte yaşıyor olsalardı bile aşklarının düzenli, sessiz olacağı son derece şüphe vereceğiydi. Her ikisi ateşle içine kapanık titizdi. Krans Vera'dan 6 yaş daha büyüktü. Savaşın okulundan geçmişti. Fabrikada direktörle, işçilerle, öteki mühendislerle iyi geçirmesi gerekiyordu. Kendini tutmasını bilirdi. Durmadan temkinliliğin, temkinsizlikten daha iyi olduğuna ilişkin örnekler veren direktörü gülümseyerek dinler tornacı irojine tezgahı bozmaması gerektiğini, bunun yalnızca devlet için değil kendisi için de bir kayıp olacağını anlatırdı. Ama Krans işinde ateşli ve direngendi. Patos projesi üzerinde ateşli bir tartışma vardı. Krans'ın önerdiği model Kostiski'nin direktör için büyük üzüntü kaynağı olan modelinden birçok bakımdan ayrıydı. Ama Koşerev Moskova'ya çağrılışını bir türlü unutamıyor ve Kranz'ın şimdiki modellerde küçük bir takım değişikliklerle yetinmesini istiyordu. Kranz da buna yanaşmadığı için tartışmalar gitgide daha ateşlenmişti. Daha doğrusu Kranz ateşlenip coşuyor. Nikolay Stepanovich ise ya susuyor ya da sakınımlı olmanın ödleklik demek olmayacağını Bizim aramızda ötleklere yer yoktur. Her haklı başında emekçinin güvenlik endişesi duyması dolayısıyla sakınımlı davranması gerektiğini, bunda kötü bir şey olmadığını söylüyordu. Böylece Aralık, Ocak ayları tartışmalarla geçti ve Kranz koşar evden kesin bir yanıt alamadı. Ocakta yarı yıl tatilinden hemen sonra Kranz bir fırsatı değerlendirerek Pestrushkina'ya gitti. Üstü açık bir kamyon üzerinde buz gibi soğuk iliklerine işlemişti. Yol boyunca Vera'yı nasıl kucaklayacağını düşleyip durdu. Kapıyı uzun uzun çağlı köpekler olanca güçleriyle havladılar. Pencere daşık olmasına rağmen kimse çıkmıyordu kapıya. Ev sahibi kadın otururken kalmıştı. Epeyce bir süre sonra kadın kapıyı açtı. Sesi, gözleri uykuluydu. Yok evde. Georgi Alexievich'e gitti. Köyün öteki ucunda oturur Georgi Alexeyevich gelin içeri ısının biraz. Kran sobanın başında üzüntülü üzüntülü duruyordu. Aklına gelen soruyu sormaya karar veremiyordu. Sonunda kim bu dedi Georgi Alexeyevich. Yabancı mı? Kadın kurnaz kurnaz gülümsedi. Somov öğretmen. Maria Ilineş'e hastalandığı için onu yerine gönderdiler. Vera Nikolayevna sık sık gidiyor ona. Kendini bilmez bir halde fabrikaya döndü Krans. Birkaç gün sonra Vera Krans'a geldi. Krans önce ona karşı sevecendi. Ellerini öpüyor açtan söz ediyordu ama sonra birden huysuzlandı. Büyük duyguların bulunduğuna inanmadığını, savaşta yalnızca binaların nasıl un ufak olduğunu değil, insanların düşlerini, yitirişlerini gördüğünü söyledi. Vera önce alındı, gözlerinde endişe ışıkları yanıp söndü. Sonra birden o da Krans'ın tonunda konuşmaya başladı. Kocaman sözler eden insanlardan, onların bu sözlerinin ardında yatan boş gururlarından söz ederek Peçöre'ni hatırlattı ve birden ağlamaya başladı. Kranson onu yatıştırdı ve bir süre sonra onun yaşları kurumuş gözlerinde kendisine güvenen bakışlar görünce "Neden?" dedi. "Bana hiç Somov'dan söz etmedin." Vera kaşlarını çattı. "Anlatacağım onu sana ama bugün değil. Çok zor bir şey bu." "Seviyor onu." diye düşündü Kranz ve soğuk bir sesle Pekala dedi. Edebiyata dönelim. Pechori'ne ilişkin görüşlerine katılmıyorum. Vera ayağa kalktı. Gitmem gerek. Şoför ona kadar bekleyeceğini söylemişti. Ayrılırken Krans öpmedi onu. Bütün gece yatağında döndü durdu. Kendine sitem etti. Vera'yı düşünürken yüreği sevecen duygularla doluydu. Sanki hemen şimdi kar tepelerini aşarak Pestruşkina'ya gitmeye ve bağışlanmasını dilemeye hazırdı. Ama bir süre sonra şöyle düşünmeye başladı. Her şey bitti. Mutluluğa çok kolay inanıverdim. Kendimi toparlamalı ve onu yüreğimden silip atmalıyım. Eline bir de fırsat geçtiği halde Pestruşkan'a gitmedi. Vera'nı kendisini beklemediğini düşünüyor. Gereksiz kişi olmak istemiyordu. Sıkıntılı bir gün olmuştu o gün. Yeniden gözden geçirilmiş, sınanmış patoz modeli koşar evin önünde duruyordu. Frans inatla hep aynı sözleri yineliyordu. Eğer bunun üretimine geçmezseniz suç işlemiş olursunuz. Nikolay Stepanovich önce suçlu suçlu gülümsedi sonra sinirlenip kızdı. Kranz kendisine kötü bir oyun oynamak istiyordu galiba. Oysa yanıt bekliyordu Kranz. Mipseri Moskova'ya gönderdiniz mi? dedi. Projenizi merkeze göndermenize engel olan var mı? Ben üzerime sorumluluk alamam. Patoz işi ciddi iştir. Öte yandan bizim de kendimize göre bir takım deneyimlerimiz vardır. Asıl üzerinde tartışılan bir modelin seri üretimine geçmek suçtur. Dikkat edin. Üzerinde tartışılan diyorum. Size yeteneklerinizin sıradan olmadığını daha önce de söylemiştim ama biliyor musunuz siz de ne yok? Özel iştiri. Koşer'in sözlerinde Kranz için yeni bir hiçbir şey yoktu ama velayla dün akşamki konuşmasının sinirleriyle direktöre sert ve kırıcı sözler söyledi. Biraz sonra kuru kuru özür diledi. Bütün gün sinirli, gergin dolaştı. Gece yarısı ise projeyi kontrol ederken birden kafası başka bir şey takıldı. Ama bu kez Vera değildi belleğinde o canlanan. Savaş yıllarının rastlantıları yakılıp yıkılmış köylerde verilen molalar. Kandillerin donuk ışığında yapılan gece söyleşileri. Kirli, sarı bir suyla dolu siperler. Uğursuz gürültülerle dolu gökyüzü, kar üzerinde kapkara bir leke, kan. Sık anımsamazdı Krans bu yılları şimdi de geriye baktığında kişileri, ayrı ayrı sahneleri değil, savaşı görüyor ve acıyla geleceğin nasıl olacağını kestirmeye çalışıyordu. Yeniden mi başlayacak her şey? Hayır olamaz bu. O zaman savaş gafil avlamıştı insandı. Kralsı rahatlıklarıyla, diplomatik temsilcilikleri ve sessiz rahat bakan odalarında dünya halklarının üzerine atacakları uğursuz bir ağ örmüştü. Bir avuç dalavereci. İkbal Peresler ansızın saldırı vermişlerdi ama insanlar uyarılı artık. Kim izin verir böyle bir şeye? Ama hayır. Savaş yıllarında Alman askerlerin üzerinde ele geçirdiğimiz günlükler neydi öyle? İlkin şaşırmıştım. Koskoca adamlar. Üstelik de onca eğitim görmüşler. Nasıl inanmışlar böyle saçmalara diye. Sonra alışmıştım. Hatta bir defterde akıllıca bir söze rastladım mıydı? Dehşetli şaşırıyordum. Oysa eski bir kültürü gelenekleri olan romantizme, santimantalizme eğilimli büyük bir ulus değil mi Almanlar? Savaştan önce klasiklerini okumuştum. Turgenev'in romanlarındaki Alman tipleri aklıma gelirdi. Alman deyince oysa faşistler ne hale sokmuş bütün bir ulusu. Amerikalılara nasıl eğittiklerini, onlara neler söyleyip onlardan neler gizlediklerini biliyor muyum sanki? Belki onlara da bir sürü kör inançlar aşılıyorlar beyinlerini afyonluyorlardır. O zaman her şey yeniden başlayacak demektir ama bizde ne serap, ne yapmacıklı neşe, ne yılgınlık, ne korku olmayacak. 41'de küçük bir çocuktum ben ama o zaman büyükler bile savaş denen şeyin ne olduğunu anlamıyorlardı. Düşlerimizde zaferi hemen kazanıyorduk ama ilk başarısızlıklardan sonra birçoklarının burnu yere düştü. Şimdi herkes savaşın zor bir iş olduğunu biliyor ve yine biliyorlar ki bizi kimse alt edemez. Karamsarlığa kapılmanın zamanı değil şimdi. Dişlerin sımsıkı kenetli yaşayacaksın. Yaptığın iş bir türlü tutmuyorsa karşında Koşerev gibi son derece kararsız bir adam varsa ve vera bir günlüğüne bir aylığına değil sonsuza dek senden ayrılmışsa yine de dişlerin sıkılı yaşayacaksın. Krans böyle düşünürken Vera da Pestruşkin'a e da bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Nasıl da çabucak soğuyu verdi benden. Bu kadar kuşkulanabildiğine göre kendisini ne kadar sevdiğimi anlamıyor demektir. Gelmedi. Evet, ben de anlatabilirim ona durumu. Ama niçin? Eğer bu kadar bir şey yüzünden darılıp ayrılabilecekse bu bağı hemen koparmak gerek. Hemen daha gurur denen şey varken, Somov 23 yaşındaydı, Minsk'te doğmuştu. Babası doktor, annesi öğretmendi. Çocukluğunun en büyük üzüntü kaynağı kısa boylu olmasıydı, sınıfın en kısasıydı. Dövüşemezdi, gözleri de bozuktu. Arkadaşlara dört göz diye alay ederlerdi kendisiyle. Babasını savaşın üçüncü günü çağırmışlardı. Annesi hastaydı, gidemem diyordu. Almanlar kentlerine girdiğinde küçük Somov annesinin koluna girdi ve gidelim dedi. Yollar bombalanmıştı. Somo annesine bakıyor bir yandan da düş kuruyordu. Bir Alman tankını havaya uçursan ne iyi olurdu. Penzo'ya gönderdiler onları. Somo bir fabrikaya girmek istiyordu ama babası Somo muhakkak okusun diye yazmıştı. Varşova yakınlarında ölmüştü sonra babası. Çocuğun okumaya karşı büyük tutkusu vardı. Kendini Bazaro, Andre, Boskonski ya da Durgun Don'un Grigorisi gibi görüyordu. Annesi öldü sonra. Onu askere almadılar. Ve bu onu son derece üzdürdü. Uçmak istiyorum. Oysa köstebek gibiyim. Vera ile birlikte aynı öğretmen okulunda okudu. Kızlara kuru yapmayan, voleybol oynamayan, zayıf, miyo, somavu çok iyi anımsıyordu Vera. Arkadaşları onunla hep alay ederlerdi. Kara Pivnikov hatta bir de mani gibi bir şey yazmıştı. Hep birisini aradı. Yora Somov ama bulamadı yine Yoro Somov'dan başkasını. Somov kızdı. Krapivnikova benim dedi. Bireyci olduğumu sanıyorsan yanılıyorsun. Ben de tıpkı senin gibi bir komsom Sınıflarındaki kız öğrencilerden birine aşık olmuştu. Uzun mektuplar yazıyordu kız ama hemen yırtıp atıyordu bir gün. Onun da yalnız kalan kız koluna girdi ve bana bir şeyler anlatsana dedi. Somov kıpkırmızı kesildi kolunu kurtardı ben bilmem dedi kıra Pivnokov'a kava git o istediğini anlatırsana somovun pet gönderildiğini görünce vera sevindi sınıf arkadaşı eski dostlar birlikte çalışacaklardı ama somov onu görünce asık suratla sen de mi buradasın dedi şu rastlantıya bak Vera'nın Kral Pimnokov'la birlikte parkta sık sık yürüyüşe çıktığını anımsıyordu Somov. İkisinin kendisi alay ettiklerini sanırdı. Ama aradan bir hafta geçince Vera'ya gelip 7. sınıfın durumu bir felaket diye yakındı. Hiçbir şey bildikleri yok. Ben size tecrübesizim. İşin üstesinden gelemeyeceğim diye korkuyorum. Vera onu yatıştırmaya çalıştı. Biliyorum çok geri kaldı onlar ama nedeni var bunun. Maria elini durmadan hastalanıyordu. Yetişirler. Korkma. Başlangıçta ben de aynı korkuyu duymuştum. Bir aya kalmaz alışırsın. Somov öğretmenlerden hiçbiriyle dostluk kurmadı. Çok sıkılgandı. Bu yüzden de kibirli gibi görünürdü. Okuldan doğruca evine gidiyor ve akşamları kitap okuyordu. Okul müdürü Pavel Grigoryevich Postiho son derece uysal bir adam olmasına rağmen Somov onu da kızdırmanın yolunu buldu. Edebiyat dersinin programı yanlış düzenlenmişti. Çok yazar ve yapıt vardı. Öte yandan ders saatleri yetersizdi. Öğrenciler bu durumda gelince yetişemezlerdi. Pavel Grigorievich, Somov'a kendisinin çalışmaya daha yeni başladığını, ders programlarını ise tecrübeli öğretmenlerin hazırladıklarını söyledi. Yeni bir göz bazen daha iyi görür, dedi Somov. Ama der demezdi, utandı. Haksızım, gerçekten de tecrübem yok. Üstelik iyi görmekten söz etmem de gülünç. Gözlükle bile zor görürdü. Büyük derdiydi bu onun. Kıpkırmızı kesildi ve müdürün kendisine söylediklerini dinleyeceği yerde kaçarcasına odadan çıktı. Pavel Grigoryevich müdür yardımcısına böyle bir zıpırı göndereceklerine kimseye göndermeselerdi daha iyi olurdu dedi. Bundan hemen sonra Somov'un başından tatsız bir olay daha geçti. 816 Sovhozu'nun yanında bir orta okul vardı ve bunun ikinci sınıfında da bura tarımcısının yeğeni Katya Glowkay okuyordu. Katya Sohoza yazın. Annesi öldükten sonra gelmişti. Hasta, gururlu bir kızdı. Durmadan Zoya gibi büyük bir takım kahramanlıklar gerçekleştirmeye düşlerdi. Okuldaki başarısı bazen göz kamaştırıcı, bazen de son derece kötüydü. Sınıftaki kızların hiçbiriyle arkadaş olmamıştı. Yapa Yapayalnızdı ve bu ona acı veriyordu. Bir gün pazar ilmecesine katılmamış ve bütün gün evde yatmıştı arkadaşlarından hatta amcasından gizlediği baş ağrısı nöbetlerinden biri gelmişti yine. Konsomol grup sekreteri Lukaşov pazar imecesine niçin gelmediğini sorunca Katya asık bir yüzle demek ki gelecek durumda değilmişim dedi. Sorunu komsomol toplantısına getiren Lukashov, Katya Glovka'nın davranışını ele almamız gerek dedi. Neden gelmedi pazar imecesine Katya? Açıklasın. Katya bembeyaz kesildi. Anında nohut gibi ter taneleri belirdi. Duyulur duyulmaz bir sesle. Eğer benden kuşkulanıyorsanız, dedi. Söyleyecek hiçbir şey yok. Katya, Glauka'ya nasıl bir ceza verileceğini uzun süre tartıştılar. Katya hep susuyordu. Sonunda Lukashov'un önerisi benimsendi. Katya Konsomol örgütünden atıldı. Bundan kısa bir süre sonra da Konsomol bölge toplantısı yapıldı. Lukashov Katya Glauca'nın durumunu anlattı. Bölge sekreteri Çelişçev kaşlarını çatarak ne yani dedi. Planı mı baltalamak istiyormuş bu kız? Bunun üzerine Somov söz aldı. Katya Glowka'yı tanımıyordu. Hatta hiç görmemişti. Pazar imecesine niçin gelmediğini de bilmiyordu. Ama onu cezanın sertliği öfkelendirmişti. Bu kovulma kızı belki de tüm hayatını etkileyecekti. İnsanları elinin tersiyle itivermek kolay. Onları eğiterek yeniden kazanmak zordu. Çelişçev onun sözünü kesti. Bırakın eğitimler erdemlerinden söz etmeyi de Glowka'ya gelin. bu çok şaşırttı bu sözler. Hep aptallık yapıyordu. Şimdi de öyle olmuştu. Bağırdı. Neden sözümü kesiyorsunuz? Bu koşullar altında konuşamam ben. Çelişçev omuzlarını silkti. Peki konuşun ama kısa olsun. Konuşmayacağım. Siz böyle ağzımı tıkadıktan sonra bir konsomala yakışmayacak biçimde kapris yapıyorsunuz. Konuşmak istemiyorsanız gereği yok. Konuşmayın. Golovka'ya ilişkin görüşümü söylüyorum. Bence biraz fazla ileri gitmiş çocuklar. Örgütten hemen kovulmamalı bir üye. Kınama cezası verelim. Belki düzeltir kendisini. Somo sevindi. İyi yapmıştı. Demek ki konuşmakla. Ama Çelişçev'in izlenimi kötüydü. Somova burnu havada bulmuştu. Hem düşüncelerini toparlayıp söylemek istediklerini söyleyemiyor hem de herkes kendisini dinlesin istiyor. Çok ilginç. Acaba işinde nasıl? Çeliçev Sofoz'a geldiği bir gün Pestruşkina'ya da uğradı ve okul müdürüne Somov'u sordu. Somov nasıl üstesinden gelebiliyor mu işinin? Pavel Grigoryevic ellerini iki yana açtı. Ne yazık ki yatıştırıcı bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Kompozisyon ödevinde 37 kişiden 14'ününki zayıf. Başka bir deyişle de başarısızlık rekoru. Sonra hem kendisi hiç eleştiriye dayanamıyor hem de herkes eleştiriyor. İki hafta sonra Konsomol Bölge Sekreteri Somov'un durumunu ele aldı. Çelişçe Somov'a haklı eleştirilere neden kulak tıkadığını sordu. Bu hiçbir zaman bir konsomola yakışır davranış değildi Somov. Çelişçe ve durumu tam bilmediğini söyledi. Sonuçta Somov'a hem kınava hem de uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı. Vera durumu öğrenir öğrenmez hemen Çelişçev'e bir mektup yazdı. Ardından da doğruca Pastova gitti. Haksız yere susuyorlar Somov'u. Sınıf çok geri kalmıştı. Maria İnaşna hemen hiç uğraşmamıştı çocuklarla. Soma büyük özen ve dikkatle girişti işe. Siz de kabul edersiniz ki 3 ay çok kısa bir süredir tüm eksiklikleri gideremezdi bu süre içinde. Ama gözle görülür başarılar var. Son ödevlerle öncekileri karşılaştırdığınız zaman. Müdür kızgınlıkla verana sözünü kesti. Somov'un avukatlığını yapmayın. 42 yaşıma geldim. Onun gibi kendinden emin bir adam daha görmedim. Herkesi karşısına aldı. Konsomol bölge sekreteri toplantıda herkesi çileden çıkaracak bir tavırla konuştuğunu söyledi. Bir pedagog her şeyden önce alçak gönüllü olmalıdır. Oysa kendini dahi sanıyor. Bölge yöneticisi Petruşkonaya geldi. Somov'un sınıfına girip nasıl ders verdiğini izledi. Somov genellikle iyi ders anlatırdı, kendini kaptırırdı. Öğrenciler de onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Semerkin'in karşısında heyecanlanmıştı şimdi. Konuşması kopuk kopuk, sesi ise o kadar alçaktı ki en ön sıradan bile güçlükle duyulabiliyordu. Öğrenciler kıpırdanmaya, giderek gülüşmeye başlamışlardı. Semerkin, daha ders anlatmasını bilmiyorsunuz dedi. İnsanı kendi karşı tavrı eleştirel olmalıdır. Oysa siz söylediklerine göre hep başkalarını eleştiriyormuşsunuz. Somov gitgide daralmakta olan bir çemberin ortasına duyuyordu kendini iyi yürekli matematik öğretmeni hanım bile selamlaşırken bir soğuk değil miydi? Yoksa ona mı öyle geliyordu? Herkes kendisinden nefret ediyormuş gibi geliyordu. Hem kınama hem de uyarı cezası almıştı. Bu nasıl adaletsizlikti böyle? Öğrenciler geri kalmışlarsa bunda onun suçu neydi? Onlarla candan ilgilenmiş, elinden geldiğince etmeye çalışmıştı. Oysa şimdi üzerinde bir leke vardı. Hiç kimse onun dürüst bir Sovyet yurttaşı olduğuna inanmazdı artık. Semerkin bölge müfettişine yazardı artık. İçten de çıkartabilirlerdi. Oysa nasıl da büyük düşüydü öğretmen olmak. Dile, kitapları olan sevgisini öğrencilere aşılamak. Arkası yarım.